Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şeyh Şerafettin Dağıstani Hazretleri'nin torunu işte tam olarak 5 sene önce vefat ediyor. Kendisi bizzat, yani kendisi keramet ehli bir zattır ve kanser hastalarına bile çözüm bulmuş. Ağır derecede kanser olan kardeşlerimizi iyileştirmiş, keramet sahibi birisidir. Ve ben de bugün Urla'ya geldik. Mezarını ziyaret etmeye geldik. Önemli bir kıymetli bir ruhtu. Tabii ki şimdi biz hep evliyaları geçmiş zamanlardan biliriz ya. Aslında aramızda çok şu evliyalar vardır. Ama anlayamazsınız. Anlayamayız. Onun için arkadaşlar etrafınızdaki insanlara dikkatli bakmanız lazım. Etrafınızdaki kadınlara, erkeklere. Ve şunu da anlatmak istiyorum. Kadınlar niçin bu zamanda önemlidir meselesine biz bunu konuşacağız. Özellikle Bismillahirrahmanirrahim ve sonundaki Rahim meselesi vardır. Artık son ahir zamanda kadınların yükselişiyle ilgilidir. Ben bunu size anlatmak isteyeceğim arkadaşlar. Tabii ki görüyorsunuz arkadaşlar. Bak zengin olanlar, fakir olanlar, güzel olanlar, işte diyoruz ya çirkin olanlar. Hepsi çürüdü. Hani mesele şudur ki ruhumuza odaklanmamız lazım. Göz, üçüncü göz, hepsi gitti. Ama ruh gözü gitmez. Ruhun bilgeliği gitmez. Ruh başka bir aleme gider ve oradaki alemden Allah dilediği zaman istediği yerde yine de yaşar. Hani güzel bir şekilde yaşayabilir veya cezalandırılabilir. Onun için ruhumuza önem vermemiz lazım. Beden sadece bir araçtır. Ruhun bir aracıdır. Ruhumuzun aracına verdiğimiz değeri ruhumuza vermiyoruz. Çok basit bir mesele. Hani bir insan kendi ruhuna sahip çıkamıyor, kendi ruhunu besleyemiyor, kendi ruhunu temizleyemiyor. Ama barajdaki bütün suları kendi bedeni için harcıyor ve işte nur yüzlüyüm. Sen de setin ağı sürersen, sen o kadar makyaj sürersen tabii nur yüzlüyoruz. Onun için arkadaşlar ruhumuza kıymet verelim. Ruh işte öyle bir şey ki ruhun beyazlaşması ve temizlenmesi önemlidir. Kara ruhlar var. Bu ruhlar önce beyazdı, zamanla işte Hacerül Esved gibi siyahlaşmaya başladılar. Ve kendi benliklerini, şeytanın adımlarını takip ederek yanlış yollarda, yanlış işler yaparak, Allah'ın gücünü unutarak sadece dünyanın sahibi olduklarını düşündüler. Paralarını, altınlarını saya saya ne bir zikir yaptılar ne bir namaz yaptılar. Ama bazı insanlar da var, şimdi zengindir mesela, hayırlı işler yapmıştır. Hayırlı işler, hayırlı insanları evlendirmiştir, yolda kalmışlara yardım etmiştir. İşte mesela Münafıkun suresini okuyor. İşte Nahl suresi 71. ayeti okuyun. Bakara suresini okuyun. 3. ayet, 129. ayet. Birçok yerde bunu karşınıza çıkar. İnsan suresi 100. İnsan çok cömlidir diyor Allah. Allah şöyle diyor. Dünyadaki bütün paraları, mülkleri onlara versem de onlar bitecek korkusuyla vermezler. Niye bitecek? Allah ne diyor? Siz iyilik yaptıkça bereketinizi artırırım. Korkmayın diyor. Ama siz faiz yaparsanız bereketinizi düşürürüm. Aslında dünyevi, hani dünya bedensel olarak bu ters bir şey. Biz diyoruz ki ya biz paramızı faize koysak faizle paramızı yükseltiriz diyoruz. İşte bu aslında üçüncü boyut insanlığının düşüneceği bir meseledir. Korkuyor, kısmetinden korkuyor. Oysa ki Allah kuşun da kısmetini gönderiyor, karıncanın da kısmetini gönderiyor, yamyamın da gönderiyor, işte köpeğin de gönderiyor, insanın da gönderiyor. İnsanlara niye Allah diyor paylaşın? Allah niye diyor ki çok verdiklerim, az verdiklerime versin ki eşit olsunlar. Allah niye bunu istiyor? Çünkü biz hayvan değiliz ha. Biz insanız ha. İşte biz ruhumuzun farkına varırsak dünyadaki bütün madde, hani dünyadaki bütün maddelerin sadece dünya hayatı için önemli olduğunu göreceğiz. Şimdi bir insan ne yapabilir? Şimdi bu insanlar ölmüş. Bu neydi? Şimdi adını vermeyelim. Bu neydi? Bu kardeşimiz neymişse, bu da bu neymiştir. Belki bu biraz kaliteliymiştir, belki bu biraz daha kalitesiz. Bu belki çok güzel elbise giymiştir, güzel evlerde yaşamıştır. Bu da belki daha zahmetli zamanı olmuştur. Ne oldu? Sonuç aynı. Eşitlik. Eşitlik oldu. Bak eşitlik. İşte Allah ne diyor? Eşit olun diyor. Yaşarken eşit olun diyor. İşte Münafıkun suresinde diyor ya, verin diyor. Ama oradaki ruhlar da diyorlar ki, Allah'ım diyor, bizi tekrardan geri gönder de biz iyilik yapalım. Sadaka verelim, hayır yapalım. Ama Allah da diyor ki, ama gitti artık, bitti olay. Kapandı, finito. Sen niye daha önce vermedin? İşte daha önce vermeyenler pişman olacaklar. Altınlarını kese kese dolduruyorlar, evde her gün sayıyorlar. Dolanır, bir oda dolusu dolar. Peki ben ne diyeyim arkadaşlar? Bak,
Herkesin toprağın üzerinde altın yok. Toprak var. Ama toprağa hiç kıymet vermediler. Toprağın üzerinden gittiler, beton döktüler. Toprağa saygısı kaptılar. Toprağın altındaki karıncaların yuvalarını yıktılar. Kuşların yuvalarını yıktılar. Orman yangınları. Her şey insan yaptı. Ve insan bugün en büyük cezayla cezalandırılacak. Hem dünyada hem ahirette. İşte işler başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim olayı başladı. Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla. Allah Rahim'dir ki Allah bizim canımızı alıyor. Yoksa biz birbirimizi yerdik ha. Düşünsenize insana bu kadar zalimdir ki. Allah insanın zalim olduğunu söylüyor. Kafirin diyor. Nisa suresi 37. ayeti okuyun arkadaşlar. Orada diyor ki Arapçasını okuyun. Diyor ki onlar cimrilik yapar, cimriliği önerir. Onlar kafirdir diyor. Elem verici azapla azaplandıracağım diyor. Ama ne oluyorsa bu kafirin kelimesini zalimin veya nankör olarak değiştirdiler. Peki neden? Çünkü evde 5 çuval altını var. 5 çuval altını nasıl vergilerden kaçırıyorsa insanoğlu, devletten kaçırıyorsa aynı şeyi Allah'tan da kaçırmaya çalışıyor. Sen nasıl bir inansın? Sen nasıl bir gerizekalısın? Hadi devletten kaçırabilirsin. O bir insanı bir sistem yani. İnsanı bir sistemde kaçırırsın. Ama diyelim ki zekatı da vermedin diyelim. Yine insanları kandırabilirsin. Vermezsin dersin ki verdim. Ama Allah görüyor. Allah'tan kaçıramıyorsunuz. İşte Allah'tan kaçıramadığınız için Allah kafir diyor. Ve münafık mı suresi ona güzel bir cevaptır. Ve Rum suresi 19. ayette diyor ki ben ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkartırım. Peki bu dirilerden, bu hadi ben şu anda canlıyım, diriyim. Diriden ölüyü çıkartırım, ölüden de diriyi çıkartırım. Peki bu nedir? Bunu güzel bir derinlikle düşünün. Herhalde 8 dakika olduysa kapatabiliriz arkadaşlar. 6 dakikaysa o zaman ne yapalım? O zaman biraz gökyüzünü çekelim ben de konuşayım. Şimdi benim fazla görünürsem ayna çatlayacak. Kemal sana diyordu ya. Ayna çatlayacak arkadaşlar. Ayna çatlatmayalım. Onun için arkadaşlar bunları iyi anlamamız lazım. İyi anlamamız lazım. Teşekkürler kameraman. Ben alabilirim artık. Eyvallah. Sağ ol. Şimdi bu mesele önemli. Bak burada bir tane Kanber kızı Fatma. Tokatlı hayratidir. 2000 yılında yapılmış ve bugüne kadar 23 yıllık bir zaman geçmiş. 23 yıllık bir zaman. Burada neler, kimler bu suyu içmiş ve ona dua etmiştir arkadaşlar. İşte bunlar önemlidir. Ve bak bu kedi de kendine keyif yapıyor burada. Bak hangi geliyor. Evet be. Gel yavrum gel. Pus. Bu hayvanların benimle alı veremediği nedir ya? He. Ne yapalım? Bismillahirrahmanirrahim. Eyvallah.